olduğunu, çekildiğini, çocuklarının bezlerini, kirli bezlerini işte oraya koymadığını ve attığını söylüyor. Sen çocukların altını değiştirdikten sonra her poşet gün... Poşet var. Poşete, atar mısın Hatice? Poşete koyuyoruz, hı-hı, atıyoruz. Hani ben şu anda aynı şekilde, ben burada kaç gündür buradayım. Hani pis insan her yerde pistir, temiz insan her yerde temizdir. Tabii ki. Şu an benim oturduğum ev de aynı şekilde. Hı-hı. Poşet olur. Eyvallah. Banyoda peteklerim, peteğim var, banyo peteğim. Onun üstüne poşetimi takıyorum. İçine koyuyorum. Günlük mesela bugün de oldu. Veriyorum oğluma, atıyor. Şu Şimdi an bile benim kafamı oturduğum... ne karıştırıyor biliyor musun Mehmet, dur bak. Birincisi kışkırtma ama eleştirilerini yap karşılıklı. Tamam Bunu hocam. Senin için de söyledim, tamam. Ne olur bağırma. Bağırmak demek senin için de geçerli. Haklı olduğunuz anlamına gelmez. Bir zamanı ama ben hala değil. Bak Kibar Hanımcığım, ben hala şuradayım. Diyelim ki gelin böyle bir gelin. Tamam, evet. Kurban olayım. Evet. Tamam canım benim. Şimdi gelin böyle bir gelin. Senin iki tane torunun orada var. Tamam mı? Evet. Sen, ben olsam gider şikayetçi ederim. Polisi der, derim bu de, gelin hanım, deli derim söylerim, yani. Söylersin. Canım, yeme, benim canım ölsün. Benim durmadan ölsün. Çocuğumu. Şş, dinle, benim dinle. Durmadan. Bir dakika ben bir konuşayım. Ben buna yemin ederim. Senin çocuğunu da kattı. Ya durmadan. Ki ama bir dakika bir şey söyleyeyim. Benim yanlış durmadan. Yanlış, özür dile. Çocuklara karıştırdığım için özür dile. Ailelerime, kardeşlerime. Ben kendi çocuğuma da yemin ederim. Bu ölsün diye yemin etme. Hatice özür tamam, diledi. Ben kendi... Özür diledi. Tamam, durmadan dur. Muhammed ölsün. Sana, şu, normalde önce... de Didem Hanım böyle. Tamam. Normalde de tamam, böyle. Bir sus bir, tamam, dinle bir. Özür dile. Hatice diledim. Bana tamam, baksana. Buyur. Ben sana daha önce demedim ki Hatice, bu çocuklara bak. Bakmıyor muyum? Hamza ayağında ayakkabı yok. O asfalta basırdı çocuğun, kızgın halde çocuğu, tamam, yaz günü. Tamam, çocuk evden kaçıya gidiyordu, dinle, ben alıp geliyorum. Çocuğun dinle, ayağı yanırdı, çocuk ayağını böyle kaldırdı ama. Ha, kaç tamam, kere yalvardım. Tamam, konuştan Allah sonra duyur, da ben peygamberin konuşacağım. De şahit. Tamam, sen konuş sonra ben konuşacağım. Bak, ben sana demedim tamam, ki ayakkabı giydir. Anne giymiyor, giymiyor. Sen giydireceksin ki çocuk, 2-3 yaşındaki çocuk ne anlamış ayakkabı giye, tamam, pantol giye. Tamam, konuşsan ben de sonra daha dedim sonra mi, demedim mi? Tamam, bitti mi konuşman? Şimdi benim tevhidim, senden. Ben sana 1000 kere uyardım Hatice, ben al bak sosyal hizmetlerden. Dedim hatta ben şikayet edeceğim Hatice. Dedim demedin, dedim bak gelin çocukları yanından alırlar. Ha, tamam hadi, bitti, tamam mi? Kibar ablacığım söyle. Bu kadar. Dedim hanım kadar. Benim Hamza yaramaz bir çocuk, çok yaramaz bir çocuk. Bak. Buradakiler bile biliyor. Of. Evden kaçıyor gidiyor, ben alıyorum getiriyorum eve koyuyorum. O kaçıyor, ben hani yaz ya kaçıyor, hı-hı, ben çocuklarıma bakıyorum. Bakmasam evet, burada da bakmam. Yani şu anki evimde düşkün olduğunu de anlıyorum. Bakmam. Giderken götürüyorsun çocuklarını. Çocukların evet, düşkünsün, aha, belli, evet. Ondan sonra ayakkabılarını giydiriyorum, çıkarıyor. Ben giydiriyorum, o çıkarıyor. Kaçıyor gidiyor, alıyorum kaç kere. Hatta Kibar Hanım diyor ya şöyle böyle. Kaç kere kendisi bana dedi ki Allah sana dedi yardım etsin dedi. Bu dedi 3 çocukla dedi hem işini hem gücünü dedi nasıl bak, dedi yapıyor. Bak, bak, bak. Kim olsa dedi bok için. Sen kim duyuyorsun. Demiyor muydun? Allah. Sen demiyor muydun ki bu çocuklarla Allah sana yardım etsin nasıl baş ediyorsun? Hatice. Ben olsam Allah'ım sana demiyor muydun? Sen ilk evde oturdun Yadigar'ın evinde. Ha, Yadigar o zaman da şu an İstanbul'da oturuyor, dinle. Ha, o zaman da pis. Şey, ben hep pisim, siz hep temizsiniz. Şagun'u da isteyeceğim. İşte siz herkesi isteyin. Evin kardeşinin sus, karısı. Bir dinle beni, ben seni dinlerim. Sen de beni dinle. Sen... Pislikleri çekip de burada yadığa atmamış mı? O pislikleri ki, tamam adam doğru. Adam evini geldi gördü, inancız olsun. Onun adam, için mi yıktı? Çağırdı onun, enkazı siz yıktı. Var ya bir şey bulamıyorsunuz. Yıktı. Tamam mı? Ben vallahi o devletin ben, yüce ben adaletine şey sığınmışım. Ben bir şey değil mi? Adaletine sığınmışım devletine. Ben bir şey değil mi? Hatice, Kibar Hanım ben bir şey söyleyeyim sen mi? Sen hangi ara sen... geldin burada ev aldın? Ben eşya ev almadım. Dayadın, düştün. Ben İstanbul ev almadım. İstanbul halkı duysun. Ben ev almadım. 4 ay, 5 ay. 10 ay gezdirler zor bir kiralık ev bulurlar. Ben ev almadım. Ev yok. Kiralık. Ev yok. Sen çok ne şükür ben buldum. Sevinirim. Sizin, ne ara eşya sizin gezdin, bütün Erzurum da biliyor. Neyle aldın? Beni de biliyor. Bir dakika, önemli bütün bir tanık Erzurum var. Sizi de biliyor. Bir dakika, beni de biliyor. Önemli bir tanık var. Şimdi onu nereye oturtacağım? Kendisi gelsin karar versin. Aranızın iyi olduğunu söylemiştin. Severim demiştin sen. Evet severim. Tamam. Gelir misin lütfen? İsminin söylenmesini istemiyor da olayları biliyor. Maskeyle yayına katılmak istiyor. Yüzünün görünmesini istemediği için saygı duyuyoruz. Kim oldun? Tamam sen biliyorsun ama böyle bir şey var, isteği var. Bu tarafa doğru yaklaşın. Gelin böyle. Evet. Hoş geldin. Onların bir akrabası diyelim. Tanıyorum kim. Tamam siz sen kim olduğunu biliyorsun. Sen de bir süre yaşamış. Evet. Şimdi önce şunu bana söyler misin?
Lütfen Hatice'nin gözünün içine bakarak. Orada bir süre yaşadın diye biliyorum. Doğru mu? Yok, o yani şöyle söyleyeyim Didem Hanım. Hani kadar? Bu ailede biz bir bu bir Gülseren. Bir seversin ikisi. Yani. Severim. Tamam. Aşağıdaki evde de yanımda kalıyordu. Burada da yanımda kalıyordu. Doğruları bir söyleyeceğine inanıyorsun. Bir ikisi. Diyorsun, göreceğim diyorsun. Peki, temiz bir kadın mıydı? Nasıl bir kadındı? Yani şöyle, üstten evet. Nasıl anlamadım? Üstten yani üstten. Temizlik yapıyordu evet ama çok derin bir temizliği yoktu. Derin yok muydu? Yoktu. Yoktu. Ben kaç kere dinle, çünkü maskede var, tam anlaşılmıyorsunuz. Aslında yüzünü açabilirsin, ne olacak? Yok, hayır istemiyorum. Peki. Hatırlıyor musun, kırmızı dolabın var. Mutfağın altındaki. Hangisi? Mutfağın tezgahın altındaki. Evet var. O dolabın altında ne vardı? O görüntüleri girer misin Hakan? Ben bunları konuşmak istemiyorum seninle. Yenge görüntüm de... seni hala çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ama çünkü, yani yalan ama söyleyerek bir şey hiçbir yere varamazsın. Ben yalan söylemiyorum. Sen bana kaç kere bak bunların olaylarında olsun, şeyinde olsun. Ben bu bundan 2-3 ay önce iyi hatırla soğukta çıkardım halılarımı yıkadım. Sen hatta bana demedin mi yenge sen kafayı mı yedin? Tamam evet ama giderken yıkanır, durmadan sen hatta demiyor muydun yenge sen temizliyorsun bu çocuklar batırıyor. Sen tamam, evet, nasıl bak, baş edebiliyorsun? Doğru demiyor ama muydun, şöyle bir şey yenge var. Sen giderken 2 tane halın kalmıştı. Biz halı yıkamaya verdik. Onlar bile yıkamadı. Hangi halıcılar halıları mı yıkamadı? Hangi almadılar. Yıkamadı? Niye almadı, ne var ki? Hangi, neredeydi o halılar? Sizin evinizdeydi. Bizim senin evinizde miydi dedi, dışarıda mıydı? Senin evindeydi. Çok özür dilerim. Halıda ne var ki halıcı yıkam? İşi o ya. Halı çok pis. Yani ben halı kasamda bir işe yaramaz dedi adam. Ay. Güzel hani ararım kömürlükten çıkarsın baksın. Evet okul, o kömürlükteki halılar Hatice temiz olacak hali yok herhalde. Kömürlükteki halılar kömürlükte ya bir dakika sen şunu Allah razı olsun. Mehmet bak şöyle yapabilirim ya gerçekten çıkartacağım sizi ya. Of sırtım ağrıdı. Ama sen de bağırma lütfen. Ama Didem Hanım ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım zaten. Niye varım burada? Niye varım? Yayın yapmak için varım. Arada Didem Hanım kömürlükteki ha ya da bahçedeki sıcak ya oldu. Hararet bastı. Ya da ya da dışarıdaki halılar temiz olur mu? Yani olmaz tabii. Şu an değil. O zaman çekseydiniz evet. Varsa elinizde görüntü tabii seve seve veririm var yani. Hocam. Tamam var diyor görüntü. Devam et canım. Yani öyle. Hani ki temizim diyemezsin. Ben sana geldiğim zaman diyordum ki o yorganlarını yıka. Diyor muydun demiyor muydun? Tamam ben yıkamıyor mu? Sen ne zaman İki benim? Sen inandım. Demiyor muydun? Sen demiyor muydun yenge evine geliyor? Muydun? Çarşafları üstüne battaniyeni örtüyordun. Ya kendini yastığını savunma. Sen ben, de tabii yani, ki ben buraya kendimi savunmaya geldim. Ama sen geldim de hayır savunma diyanın yok. Bak ben tek başıma buraya kendimi şöyle savunmaya yapalım geldim. Bir bitirsin ondan sonra konuş. Bitirdi. Şimdi sen konuş. Üst üste konuşuyorsun. Yani kendini savunacağım bir yanın yok. Benim sen her de yerde kendimi savunacağım kendinin bir yanım ne olduğunu var. Çok iyi benim biliyorsun. Her yerde kendimi ama savunacağım bir yanım var. Bir şey söyleyeceğim. Ben onun gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Tamam. Bir anlayalım ki belki senin cevap vermek istediğin bir şey de olur. Yani direkt şov için gelmişsin buraya. Ben evet katılmadım ki. Ben başvurmadım ki. Siz başvurdunuz. Tamam gelmeseydiniz. Senin dayınla ben gelmeseydim. Yani o paraları alıp kaçarsam onlar da bunu yapardı. Vallahi anlamıyorum. Şöyle vallahi bak 2 dakikada seni olsa çıkartmak zorunda kalabilirim. Şimdi şunu bana söyler misin? Şu para meselesine gelelim. Şimdi Hatice diyor ki ben diyor evde şiddete uğruyordum. Bana iyi davran. Bir dakika lütfen. İyi davran. Evde ben sevmiyordum onu zaten. Kaynanamı da hiç hoşlanmıyordum. Ondan kendisi sonra evet benim diğer çocuğuma da kötü davranıyordu ilk eşimden olan çocuğuma. O meselelere geliriz. Ben para meselesini merak ediyorum. Ondan sonra ve ben dolayısıyla evden artık gitmek istedim. Kaçtım adeta diyor. Şu anda huzurlu ve mutluyum diyor. Şimdi senin akrabaların da oluyor onlar. Onlar da diyorlar ki giderken 3 milyon paramı Mehmet'in dediği 400 bin lira da şeyim varmış Kibar Hanım'ın. 40 tane de altın varmış. Hiç bu para meselesini o evde kaldığında gündeme geldi mi? Evet. Nasıl geldi anlat. Nasıl geldi hatırlıyor musun? Bir gün dedim ya. Bana anlat, bana anlat, bana anlat. Bir gün, sataşma çünkü cevap geliyor. Evet. Çok riskli bir hamileliği vardı. Yani doğumda kendisini kaybedebilirdik. Doktorlar öyle söylemişti. Birinci hamilelik, ikinci en hamilelik, son. En son hamilelik. Evet. Çocuğu kaybettiğin. Evet, evet. Tamam. Ondan sonra bana dedi ki
sen de yanımdaydın. Evet, doğru. Bana dedi ki, ben dedi bu ailede bir tek sana güveniyorum, bir tek seni seviyorum. Aha. Eğer ki bana bir şey olursa çocuklarım ve memimiz sana emanet. Allah var yukarıda, yalan söylemez. Tamam. Ve dedim, onu dedim. Demiş, evet. Beto'nun yerini gösterdi. Dedi ki burada birazcık para var, 9 trilyon da bankada var dedi. 3,5 trilyon, 9 yalan trilyon. Yalan söyleme ya, söyledi. Ben yalan söylemiyorum. Söylemedim mi bana 9 trilyon söylemedim. Olduğunu? Bir dakika, ben şunu anlamaya çalışıyorum. Yani sana şunu mu söylüyor? Beto'nun içine parayı gömdüm. Evet. Gömdüm. Onun dışında benim bankada ayrıca... Evet. 9 milyon param var. Evet, ben hatta söyleyeyim. Sen sormadın mı? Betondaki para ne kadarmış, beton için? O görüntülere girsene Hakan. Beton içine gömülen paralar ne kadarmış? Yani hatırlamıyorum şu anda mı söyledi. Betonun yerini gösterdi. Hatta çatlak vardı. 9 milyonu hatırlıyorsan onu da hatırlamam. Çatlak. Şu parayı bir anlayayım. Çatlak vardı. Ben de şey dedim, hani dümdüz bir beton olsa derdim ki burada olması imkansız çünkü dümdüz. Ama çatlak vardı. Ben de gömülebilirler dedim. Nerede? Olabilirler salonun dedim. Ortasında bir yerde mi? Hayır, yatak odasında. Yatak odasında. Sonra sen o paranın yerini şeye Mehmet'e sen mi gösterdin? Hayır, o da zaten yanımızdaydı bu konuda. Kendisi gösterdi hocam. Kendisi gösterdi. Beraberdiniz. Bir dakika evet. Lütfen. Peki bankadaki 9 milyon ne? Onu da söyle. Dedi ki ayrıyeten de bankada 9 trilyon paramız var. 9 milyon diyelim. Evet. Yeni para 9 milyon. 9 milyon paramız var evet. Dedi. Peki Mehmet demedin mi bu parayı nereden buldun Hatice? Ha Mehmet? Yanıt ver, kal efendim, geldi sana. Ben paranın hesabını bile bilmiyorum Didem Hanım. Ya gözünü seveyim, 300 lirayı biliyorsun, 500 lirayı biliyorsun, 1000 lirayı biliyorsun demedin mi hocam, hanım? Hocam ben eşime defalarca dedim ki getir şu parayı sayalım, Mehmet, ev alalım dedim. Mehmet, araba alalım. Bak Mehmet, şimdi sen diyorsun benim diyorsun 3 milyon lira paraydı, ben şey yaptım. 3 milyon lira param vardı diyorsun. Evet. Şey, o da diyor ki ekstradan sana diyor ki bankada diyor 9 milyon lira daha var hocam, diyor. Hocam o ben onun yalancısı, eşimin yalancısıyım. Ama sen hanıma deme. Dedi, ben parayı hanım saymadım. Demedin mi? Hanım bu parayı nereden buldun? Ama Didem Hanım hiçbir şekilde dokundurmuyordu parayı. Yemin arkadaşlar. Elinde tek bir köpü bile yoktu. Şeker bile aldırmıyordu arkadaşlar, Allah aşkına. Yani özür dilerim ama şeker aldırmadı diyelim. Yani 9 milyon orada, 3 milyon orada, 12 milyon para ya. Ve 400 milyar para, 40 tane de altın. Yani şaşkınım. Ama ikisi de bunu hocam söylüyor. Bir dakika, tamam anladım. Hocam tabii ki söylerler. O onu savunmaya geldi. O da onu savunmaya niye geldi. Sen beni kalkıp biliyor da musun? Kalkıp da beni savunacak hali yok. Hayır, sen biri beni biliyor dayısı, musun? Ben doğruyu yanlışı biri dayısı, biri anneannesi. Ama sen şunu söyledin. Oraya geldi, içeri geldiğinde doğruları söyleyeceğine inanıyorum dedi. İnanıyorum ha. Ama bu doğru değil. Nasıl ben değil ya? Müge'ye de aynısını söylesin Hatice. Bir dakika. Müge'ye de konuşacağım da. Ama lütfen önce bir yeğenin konuşsun. Yalan söylüyor. Bir gözün içine bakarak konuşur musun? Önce bir konuşsun, bir dinle, yanıt ver. Tamam. Söyle. Peki hatırlar, belki hatırlamıyor o günü. Hatırlamıyor musun o günü? Hayır, ben sadece sana bu doğumda, bu hamilelikte söyledim. Para mara mevzusunu hiç ortaya katmadım. Yemin etsene canım. Her şekilde yemin. Yemin ederim var ya, senin kadar yalan hiç birini görmedim. Ben yalanız, ben buraya yalan, şov yapmak değil için gelmişsin. Ben gelmedim ki, siz başvurdunuz. Ben mi başvurdum işte. Didem Hanım buraya? Onlar başvurdular. Yani. Evet. O da kendini savunmaya geldi haklı olarak. Ben yani. Gelmeseydim siz kim bilir daha neler. Bizi kuru betonda oturturdun, kuru betonda. Kim ku, işte söyleyin. Benim oğlumun yatacağı bir yorganı yok. Tamam, niye bu kadar söyleyin. Çalışık bu paralar nerede? Tamam söyleyin, belki size yardım ederler. Söyleyin de size belki yardım ederler.